Bu tip görüşmede de Rum hiçbir zaman hep istiyor. Biz hep veriyoruz. Bu kadar işte İsviçre'de bu kadar açılım yapılmasına rağmen Yani bu tip gitsin diyorsun da hangi tip gelsin? hangi Ha. tip seçeyim? Gelecek olan tip nedir? Benim şey ettiğim görüşmede de devam edilir ileride ama başka bir açılım yapılması. Bu açılım da bana göre Kuzey Kıbrıs kurulmuş bir mevcut bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Biz bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni da yeni bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratmak lazım. Bu da nasıl yaratılır? Biraz önce tartıştık. Çevresiyle, gıda denetimiyle, işte kamu reformlarıyla tamamen daha anlayışlı yatırımlarıyla yani bize dünyanın özeneceği bu yatırımları yaparken belli katkılar alarak ama katkıları da yaparken gerçekten ülkenin menfaatleri ve çıkarları için yapılacak yatırımlarla yeni bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratmak, daha ileriye götürmek, bunu götürürken de güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rum o zaman hatta tanıtmaya gidilecek kadar biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtabiliriz. Yani onun mücadelesini vermek, gençlerimizle bugün mesela Dışişleri Bakanlığı'nda alınacak gençlerin eski yani orada bir sistem yaratabiliriz. Eski parlamenterler, eski dış memlekette görev yapmış emekli kişilerin yeni kadrolarla bu kadrolarla dünyaya biz kendimizi tanıtmamız lazımdır. Yani bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Türklerin de var olduğunu, Türklerin de eşit haklara sahip olduğunu dünyaya tanıtmak lazım. Kendimizi ifade edebilmek lazım. Bu da genç kadrolarla, bilinçli kadrolarla, iyi kadrolarla bunları yaratıp dünyaya seferber etmek lazım. Bu mesela Türkiye ile beraber yapılabilir bunlar. Türkiye bazı görüşmelere gittiyse aralara sokup orada kulisler yapmak lazım. Yani biz kendimizi ifade etmek, kendimizi tanıtmak, ne olduğumuzu tanıtmak ve yapımızla buraya gelen yabancıların da kendi yapımızla biz özendirmek lazım. Dünyayı buraya özendirmek lazım. Her türlü şeyde, çevremizde, gıda denetimimizde, hareketlerimizde, turistik tesislerimizde öyle bir yapıyı yaparsak eğer Rum buradan korkacaktır. Korktuğu zaman da Rum bize gelecektir. Biz ona gitmeyeceğiz. Çünkü Rum bugün bizi hiçbir zaman tam sistem dışına atmaya çalışıyor. Dikkat edersen hiçbir şekilde bir doğal gaz çıkıyor olan o bile Türkiye üzerinden geçmesini ki pratik olarak ve ekonomik olarak Türkiye üzerinden hem geçmesi hem barışı sağlayacak hem ekonomik yönden buna rağmen kişiler, Rumlar bizi dışarıya ekarte etmeye çalışıyor ve Yunanistan üzerinden götürmeye çalışıyor. Yani tamamen biz size muhtaç değiliz diyor. Dolayısıyla benim görüşüm yeni bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratmak ve bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmak. Ha ileride biz tanıtırken Rum gelirse de gel konuşalım. Çünkü biz Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yarısı bizimdir Kıbrıs Cumhuriyeti. Bizim de haklarımız vardır. Yani ismi de değişebilir, olabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti de denilebilir. Yani biz burada kendimizi dünyaya ifade etmek mecburiyetindeyiz. Artık bu görüşmelerle biz hiçbir yere varamayız. Bu tip görüşmelerle bir yere varamayız. Ama görüşmeyeceğiz diye bir şey de yoktur. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yoluna devam etmek lazım. En iyi şekilde. Benim görüşüm budur. Ha, yoksa 40 sene daha bu görüşmeye gider Rum dönecek. Sen işte eğer ortaklık olacaksa asker gidecek, Türkiye gidecek, eşit olamazsınız, o olamazsınız. Böyle devam edip gidecek ve bu kadar taviz verilmesine, taviz demeyelim onu, bu kadar açılım yapmasına rağmen bizim Cumhurbaşkanı, yani iyi niyetli olarak, bizim ekibimiz o kadar iyi niyetli olarak Rumlar yine de kafasındaki düşüncelerini aynı şekilde devam ediyor. Onun için benim görüşüm budur. Bir soru. Tabii.
Yeni bir şekilde dedin, yanlış anladı. Yeni bitireyim, bir şekilde. Bitireyim. Görüşmeler devam etsin dedi. Öyle mi? Yok. Yani biz yeni bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratırken, dünyaya tanıtırken eğer görüşme yapılacaksa da yapılabilir. Evet, tamam. Ama bizim yolumuz... İçeriğini sormayacağım sana. Görüşmenin içeriğini sormayacağım. Şunu soracağım sana. Evet. Yani tekrar bir görüşme başladığında gene 43 sene devam etsin. Hayır, o tip görüşme olmaması tamam, lazım. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Evet, Hüseyin evet, Bey. Tabii dinlemeye çalıştım. Sayın Pilli'yi de. Şimdi hepsimizin de ortak olduğunu düşündüğüm bir durum var. Bugünkü yapı sürdürülebilir değil. Ki gerek güneyden gerek kuzeyden bir takım girişimler var. Daha yeni bir devlet yapısına varalım diye. Ve hepsimizin de yine bir ortak görüşü var. Kıbrıs Cumhuriyeti'nden gelme haklarımızı koruyalım. Ve yani bu nedir? Kıbrıs Cumhuriyeti'nden gelme haklarımız, devlet olma hakkımız ve ülkemizin çevresinde bulunan bir takım ciddi kaynakların ortağı olmamız. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde tabii ki çok şeyler biz de kazandık, hep vermedik. Bu son Grand Montana görüşmelerinde de hep tabii açılımlarımız söyleniyor da kazanımlarımız hiç söylenmiyor. Unutmayalım ki 2014 yılında 14 Şubat'ında bir ortak metin o dönemin toplum liderleri tarafından imzalandı. Bunun birisi Sayın Eroğlu'ydu, Derviş Eroğlu ki bugün ülkemizdeki sağ kesimin en güçlü ismidir. Diğeri de Anastasiadis'ti ki şu anda önümüzdeki seçimlerde yapılacak seçimlerde Güney Kıbrıs'ın devlet başkanıdır ve adayı olacak. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak 14 Şubat 2014 belgesinden bu çözüm çabalarında temel teşkil ettiğini hep savunduk, savunuyoruz. Ve görüşmelerde de esas temel buydu. Ne vardı burada? Siyasi eşitlik vardı. Yani dönüşümlü başkanlık. Ne vardı burada? İki kesimlilik vardı. Yani coğrafi olarak Kıbrıs'ın kuzey ve güney kanatlarının iki toplum arasında dengeli eşit şekilde yönetilmesi. Ne vardı? Yine bir ana temalardan birisi tek vatandaşlık yani yurttaşlık gibi. Bunun gibi çok önemli maddeler vardı. Ha, gelindiği noktada anlaşıldı ki bu belgeye çok da samimi yaklaşmadı Güney Kıbrıs. Ve bizim de bu belge çerçevesinde elde edeceklerimizi vermek istemedi veya seçim arifesinde olduğu için öyle göründü. Bir kere bugünkü durumun sürdürülebilir olmadığını kabul ettiğimize göre yani ne içeriyor bugünkü yapı? Önümüzdeki dönemde eğer 60'taki gibi bir noktaya varıp da ortak bir ülke yaratamazsak bir takım ciddi gelişmelerin de olabileceğini ki bunların içerisinde sıcak çatışma dahi var. Bu nedenle biz her dönemde Kıbrıs'ta çözümden barıştan yana olarak bizim toplumumuzun kuzeyinde haklarını savunarak bir noktaya varılması gerektiğini savunan bir parti olarak ve bunun da görüşmeler yoluyla yapılabileceğini bildiğimiz için bu görüşmelerin bu temel üzerinde sürdürülmesinde büyük yarar görüyoruz. Ha diyeceksiniz ki bu görüşmeler aynı noktadan mı devam edecek? Bu mümkün değil. Hayat durmuyor. Bu görüşmeler ne zaman başlarsa o günün koşullarında tekrardan ele alınıp değerlendirilecek. Rumlar ne diyor? Biz Grand Montana'dan öncekilerin hepsini sildik. Gelişecektir. Biz de silerik. Otururuk. Anlaşabilirsek anlaşırız. Anlaşamazsak gene yaşamımız devam eder. Ali arkadaşım dedi ki bugünkü yapımızı iyileştirelim. Biz diyoruz ki bugün ismi ne olursa olsun bir devlet yapımız var. Ve olası bir çözümde bu devlet yapımızın da gerisine düşmeyeceğiz.
bu devlet yapımızın gereklerini yerine getirecek, yani kurumsallaşacak, üretecek, kendine yetecek, haysiyetli bir yapı oluşturacak bir mekanizmasının oluşturulması için siyasi bir parti olarak programımızı ortaya koyuyoruz. Yani sonuçta Kuzey Kıbrıs'ında adı ne isterse olsun, çözüm olursa, ki esas tercihimiz odur, barıştır bunun diğer adı ve barış yolunda ilerlemedir. Daha huzurlu bir ortamdır, daha çok haklardır. Çevremizdeki denizlerden, enerji kaynaklarından ortak şekilde yararlanmadır. Ne ala, ama olmazsa da olası bir çözümde dik durabileceğimiz bir yapıyı oluşturmamız gerekir. Yani devlet olmanın gereklerini yerine getirmemiz gerekir. Bu ortak noktamızdır ama farklı şekillerde ifade ediyoruz. Bizim sıkıntımız da zaten bugün çözümü hazır olabilecek bir yapıya ulaşamamamızdır. Ulaştırılmamamızdır. Yani hep birileri tarafından kullanıp desteklenen değil, kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya ulaşamamamızdır. Bugünkü dünya koşullarına baktığımızda bağımsız devlet olmak isteyen fakat olamayan durumlar var. Geç çok kısa süre önce Katalonya örneği var. Çok kısa önce Erbil örneği var. Yani o bölgedeki bağımsızlık referandumları var. Şimdi böyle yapılar varken, kabul görmezken biz bugün tamam Kıbrıs'ı vazgeçtik Cumhuriyet'ten, güney güneyde, kuzey kuzeyde biz ne halimiz varsa görelim diyemeyiz. Bunu dersek güney üzerindeki ve çevresindeki haklarımızdan vazgeçtik demektir. Aynı şekilde Türkiye'nin de güney bölgesindeki bir takım önemli çıkarlarından vazgeçmek demektir. Onun için ben inanmıyorum Türkiye'nin de böyle bir talebimize sıcak bakıp da yürüyün ya kullar diyeceği de. Hangi talebimize? Yani tamamen ayrı bir devlet. Hı. Biz diyoruz ki tabii devlet olay, devletiz zaten şu anda, tanısalar da tanımasalar da, onun kurallarını iyice yerine getirelim. Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kaynaklanan haklarımızla da bu adanın tümündeki menfaatlerinden yararlanabilelim. Ki kısmen yararlanıyoruz. Gayri resmi de olsa. Ama ortaya bir keskin görüş koyup da biz artık sizden vazgeçtik, siz de bizden vazgeçiniz, ne haliniz varsa görünüz, biz de ne halimiz varsa görüp görelim diyecek durumumuz yok. Bu bizim menfaatimize, bölge ülkelerinin menfaatine, Türk'ünün, Rum'unun değildir diye düşünüyoruz. Ve kaldı ki bugünkü sürdürülemeyen durumdan çıkabilmek için de görüşmelerin bir şekilde devam etmesi gerektiğine, tek başımıza da tabii bunun sonucunu değiştirecek durumumuz yok ama tek devam etmesine, karşı tarafla yine uyum içerisinde, uyum demeyeyim de çatışmasız bir şekilde yeni bir pozisyona geçmek. Tek bir soru. Görüşmelerin devamı dediniz. Evet. Herhalde tez olarak da federasyon diyorsunuz. Aynen öyleyse onu savunuyoruz. Pekala. Çünkü biraz önce de söyleyeyim. Benim iddiam alma verme iddiası değil. Benim iddiam tüm Kıbrıs'ın üzerinde söz hakkımın, haklarımın devam etmesidir. Tamam. Görüşmeler de devam dediniz. Evet. Ali Bey'e sorduğum soru. Evet. Size de soracağım. 43 yıl daha mı? 43 yıl daha görüşmelere devam mı? Yani bu 43 yıl ki devam etti bu görüşmeler. Evet. Biz hep verdik mi? Hiçbir şey almadık mı? Bu 43 yılda. Biz unutmayalım ki 74 öncesi durumumuz gerçekten bu ülkede feciydi. 74 sonrası bir takım mesafeler kat ettik. Ama ne yazıktır ki 74 sonrası bu ülkeyi yöneten, daha çok yöneten, 74 sonrası değil, daha çok hakim olan kesimler bu bölgede devlet olmanın kurallarına yerine getirmediği için. Sen Kıbrıs Rum'unun devletinin daha da üstünde bir devlet olsan bile, benim görüşüm, Rum gelip sana
eşit özgürlük, eşit eşitlik, eşit bağımsızlık vermez. Niye versin? Niye versin? Tamam, tamam. Ben ona niye bir takım vasıflarımı veyahut da var olanlarımı devredeyim? Ben diyorum ki ona... Senin ona devredecek bir şeyin yok. Yoktur. Zaten benim onun de dediğim ben varım aslında, burada. Ben varım burada, sen de orada varsın onun, diyorum. Onun bana devretmesini istediğim şeyler benim hakkımdır. Mesela? Aynen. Mesela. Devletin tabii, ortağı benim. Ben. Tamam. Bana onu vermiyor şimdi. Ben tamam. Kullanıyorum ama bunları. Nasıl kullanıyorum? Burada sıkıntı. Nasıl bir toplantımızda yine sizinle de nasıl bunu konuştuyduk bir programımızda. Bana sorarsan... Hı. Yani bu iktidar paylaşımından ziyade güney kesiminde yaşayan bir takım insanların gasp edilmiş mülk haklarının nasıl karşılanacağıdır bana sorarsan. İdari yönden zaten eğer o bana karışacaksa yeni oluşacak bir devlet yapısında aynı oranda benim de ona karışma yetkim olmadığı sürece böyle bir yapıya biz de evet demeyiz. Yani demek istediğim onun vermesi meselesi değil. Bölüşme meselesidir. Vermiyor zaten. Ama bölüşmüyor sen. Bölüşmese de olmayacak. Bu yani daha ileriye gidecek. Şimdi çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Sevgili doktorum bakın. Tamam. Kıbrıs Cumhuriyeti evet. Bir federasyondu. Evet. Fonksiyonel bir federasyondu. Evet. Ama bölgesel değildi. 74'ten tamam. Sonra sen onu zaten Rum tarafı imzaladı 1975'te Vadeli Anlaşması'nı. İki bölgeliliği kabul etti yani. Evet. Ve dediler ki 2014'te de aynısını kabul etti. Madaryo söyledi bunu. 2014'te de Adanslar'da evet, söyledi bunu. Artık, Eroğlu söyledi bunu. Artık dedi Türkler kuzeyde. Aynen. İki bölgelilik nedir? Ve şunu da sorduk ya bir gazeteci. Okudum ben. Evet. Şey Gleridis'in anılarını yazdı. Yani dedi bir Rum gazeteci. Kuzeye, Türk bölgesine böyle 30 bin, 40 bin tekrar bir tane bile dönmeyecek dedi bu anlaşma. Kim dedi bunu? Makarios dedi. Bir tane bile dönmeyecek dedi gazeteciye verdiği yanıt. Makarios. Bir daha bunu anlamadım yani Makarios. Makarios evet. 1975'te imzaladı şeyi. Evet. Mübadele anlaşması. Evet. 77-79'da da imzaladı Denktaş'la. Evet. Sordu gene gazeteci. Yani iki bölgelilikte dedi. Güneyde Rumlar, kuzeyde de Türkler. Pekala. Kuzeye yerleşime hiçbir Rum gitmeyecek mi? Diye sordu. Hayır dedi. Yani o dönemin koşullarında bilmiyorum ne için bu cevabı verdi. Ama ben bugünün koşullarında eğer Kürdüne, Rusuna, İngilizine, Fransızına, Avrupa Birliği ülkesi insanlara bu Kuzey Kıbrıs'ta yaşam hakkı veriyorsam belirli kurallarla. Pekala. Ortak devlet kurma iddiasında sen, olduğumuz şimdi Güney Kıbrıs vatandaşına nasıl bu hakkı kısıtlayabilir? Bir dakika. Şimdi, ya o zaman içinde şu anda Avrupa vatandaşına, Rus vatandaşına, bilmem hangi vatandaşa karşı güvenin nasıldır senin? Güven duyuyor musun? Devletsem güvenim tamamdır. Hayır vatandaş olarak. Sen güven duyuyor musun? Yani gelip seni öldürecek misin? Benim için insandır. Var mı insandır. Yoktur. Ben her insana güvenirim. Tamam. Yani şimdi, milliyeti ne isterse şimdi, olsun. Guterres'in evet. Genel sekreterin masanın berhava edilmesinin bir nedeni de iki toplumdaki güvensizliktir dedi. Ne için? Bilmem o söyledi bunu. Şimdi, bu güvensizlik yani, olmadıktan geçmiş sonra tarihimizde, benim arama evet. Geçmiş tarihimizde karşılıklı ki şimdi işte görüyoruz bir, o insanların akıbetini çözmeye çalışıyoruz. Bir takım ciddi öldürme olayları yaşandı. Geçmişte kısa süre önceki tarihimizde mülklerin haklı veya haksız bir takım gaspları söz konusu oldu. Tabii ki bunları çözmemiz gerekir karşılıklı güvenin zaman içerisinde oluşabilmesi için. Pekala. Nasıl çözeceğimiz de bu çerçeve anlaşmalarında şimdi konuşuluyor. Şimdi çözümden sonra mı güven yoksa çözümden önce güven sağlanıp şimdi, çözüm olacak?
Bütün tartışma budur. Çözüm zaten. Çözümden çözüm zaten olmasa hiçbir şey olmaz. Çözüm zaten barış değil. Ben söylemiyorum. Çözüm barışın temellerinin atılacağı. Bu raporu söylüyor bunu. Çözüm barışın temellerinin atılacağı ve evet, yıllar içerisinde bu ülkeye yerleştirileceği bir takım kuralların mazlum ne derler ona işte toplamıdır. Çözümde ortaya konan bunlardır. Yani çözüm bitti her şey demek değildir. Çözüm süreci içerisinde o çözüme eğer varabilirsek ve eğer güneyin de kuzeyin de insanları referandumlarda evet diyecek bir çözüm şekli ise bu dediğimiz süreç 20 yıl, 50 yıl, yani 100 yıl içerisinde evet derse o güven sağlanmış olur. Bak ne diyorum süreç içerisinde 20 yıl, 50 yıl, yani 100 yıl çözüm olacak. Barış sonun arkasından gelecek. Da 20 sene sonra olacak. Bu, amanın söyleyeyim yandım ben de. Bu bizlerin ve çocuklarımızın evet, ortaya koyacağı ne, vizyonla ilgilidir. Ya biraz önce biz kendi içimizde kültürü bahsettik. Biz çevreyi kültürsüzlükten halledemedik. Daha kültürü nasıl halledecek şimdi insanlar? Çok kültürlülük bir devlet için, bir ülke için büyük zenginliktir. Var mı? Var mı? Şu anda ya ben bakıyorum. İki toplum arasında Guter, güvensizlik vardı. Bu güvensizliği ortadan kaldıracak olan ama bu ayrılık değildir ama. Sen buna inanıyor musun? Yani biz de insanları Ali seviyoruz. Bey. Biz de yani insanlar yani değişik tamam, kültürlerin bir arada olması tamam ama şu anda bir karşı toplumla bizler arasında güven yoktur. Yani oluşması için ne yapmamız ya gerekiyor? Oluşması zaman içerisinde. Kuskalmaya devam mı edeceğiz? Oluşması için. Kuskalmaya devam mı edeceğiz? O zaman ne diyeyim? Oluşması için nasıl olur biliyor musun? Eğer dünya Birleşmiş Milletler taraf tutmasa bugüne kadar çok anlaşma da olabilirdi. Bir kere her şeyden önce biz bir soru soracağım. Biz Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken bir Türk'le bir Rum'un eşit haklara sahip miydi değil miydi? Öyle olması gerekirdi, öyleydi. Öyle miydi? Öyleydi. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bizler aynı şekilde Rumların haklarına sahiptik. Bir şekilde iki bölgeli oldu. Türk ve Rumların bizi evet, bir şekilde yok etmek için iki bölgeli oldu. Şimdi şu anda biz 50 yıldır ambargo altında her türlü biz yani Birleşmiş Milletler'in istediği anlaşmayı kabul etmemize rağmen yani o anlam planında Birleşmiş Milletler'in doldurduğu boşlukları kabul etmemize rağmen adamlar bizim ambargoları bile kaldırmadı. Yani ne spor ambargosu biz buradan Türkiye üzerinden bir şey olmamış olsaydı biz burada kapalı bir bölgede kendi yani bizim bir kere her şeyden önce havaalanlarımızı açması lazım. İnsanlık şeydir ya. Niçin açmıyorsun? Limanlarımızı dünyaya açması lazım. Yani dünya bizi, yani biz de insanız. Futbolcularımızın her yere rahat rahat gidip futbol oynaması gerekir. Sporcularımız yani bunları yaptığı anda yapılması yani gereken şeylerdir bunlar. Eğer bunları ve ayrıca bugün Rum tarafı Kıbrıs yani Cumhuriyeti adındaki Rum tarafına sağladığı bütün olanakları aynı şekilde bize de sağlaması lazım. Pasaportlarımızı kabul etmesi gerekmektedir. Çünkü biz de Kıbrıs Cumhuriyeti, eğer Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kabul ediyorsa biz de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyız. Dolayısıyla bizi her türlü şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında hem bizim pasaportumuzu da kabul etmesi, sporcularımızın gitmesini kabul etmesi, uçakların gitmesini, ticaretin açılmasını bunları kabul ettiği anda zaten dünya bu anlaşma otomatik olarak gelecektir. Adamlar bize ihtiyacı yok ki. Her türlü siz diyor işgal altındadır. İşte bunlar odur, budur falan. Hiçbir şey bize ihtiyacı yoktur. Bize ihtiyacı olmayınca o zaman olmuyor. Biz güçlü olacağız. Avrupa veya işte yani bizi de kabullenmesi gerekmektedir. Yani kabul etmiyor. Bizim güçlü olmamız için, kabullenmemiz için Rum'un bizi itelemesi mi gerekiyor? Yok, onu demedim. Onu mu bekleyeceğiz? O Rum'un değil. Biz kendi içimizdeki aksaklıkları Rum güzel demediğimizde ne deriz? Ambargo koydular bize. Bir dakika pardon ama ambargoyu biz kendi kendimize koyuyoruz. Mevcut yapıdan ne mal alalım diye. Başka bir şey değildir. Ya. Kimse kusura bakmasın. Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu tepe tepe kullanıyoruz. Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ın bir takım imkanlarını şu anda tepe tepe kullanıyoruz. Dönüp
Bir de şikayet ediyoruz. Bize Rum istediğimiz kadar imkanı vermiyor diye. Rum değil Türkiye değil. Cumhuriyeti hakkımız bizim. Hakkımız o. Verip verecek. Her şeyimizi karşılıyor. Bu hakkımız her o. Her şeyimizi karşılıyor. Kendi hakkımızdır bu. Pasaportu o taraftan almayacağız. Ay bizim pasaportumuzu da işte kabul etmesi bunları elde edebilmenin yolu. Burada kabul edecek yani. Bunları Avrupa elde edecek. Bunları kendi... Bizim bunları edebilmenin yolu pardon. Konumuz bu değildi. Bunları edebilmenin yolu bir çözümdür. Çözümdür. Çözümdür bu dediklerinizi elde edebilmenin yolu. Hüseyin Bey, siz dediniz ki ben tekrar güvenliğe getireceğim bu soru. Tabii ki, tabii ki. Çözüm olur, ondan sonra güvenlik gelir. Evet, öyle aynen mi? Öyle. Şimdi nasıl gelecek sevgili doktorum? Yaşamla. Bir bitireyim. Yaşamla. Yaşamla. Sen Rum eğitim sistemine el atabilecek misin ki bitireyim Türk düşmanlığını okul kitaplarına aldılar ve yeni bir gelişme Rum tarafında eğitim sistemi ana, ilk, orta, lise kilisenin ukdesine devredildi. Bu kilisede sen nasıl Türk tarafına güven? Şimdi bir şey söyleyeyim. Ey halt ettiler. Tamam işte. 74'te yaşadıkları yetmedi demek kendilerine. Tamam işte. Başka bir belayı daha başlarına almak için uğraşıyorlar demek. Bu sonra benim güvenim nasıl olacak ki? Bu güven sahaya olacak mı? Ben diyorum ki. Arkadaşlar, federasyon, konfederasyon veya cumhuriyetler bir ülkede değişik uluslar arasında olacaksa ilk önce güven tesisinden başlar. Bu olmazsa yapılacak anlaşma Kıbrıs Cumhuriyeti gibi 3 sene sürer, 2 sene sürer, 1 sene. Sayın benim arkadaşlar, için önemli olan güvenin tesis edilmesidir. Ve bu dirabezanın devrilmesinin bir nedeni de Birleşmiş Milletler'in raporunda iki taraf arasında güven yok. Sayın arkadaşlar, Kıbrıs Türk halkı 74'ten önce bu Rumlara yem olmadı. Biraz da kendimize güvenelim ve ona göre pozisyonumuzu bilerek konuşalım. Bugünün koşullarında 74 öncesi koşullarda bize hükmedemeyenler bugünün koşullarına bize hiç hükmedemezler. Bu dediklerinizi yaptıklarında zararını gene kendileri görecek. Nasıl hükmedemeyenler? Mesela okullarında bunları yapıyor diyor. Evet. Biraz önce de ben kabaca bir tabir kullandım. Devam etsinler. Biz diyoruz ki aynı felaketleri biz Kıbrıs Türk toplumuna yaşatmamak için dünya koşullarına uygun aklın, vicdanın el verdiği bir çözüm formülü yaratalım ve bu ülkenin geneline huzur sağlayalım. Orta Doğu'nun diğer ülkelerindeki pozisyonlara düşmeyelim. Dünya koşullarına göre hiçbir ülkede çözüm olmadı. Çözüm o coğrafyanın koşullarına işte göre olur. Söylediğimiz aynı şeydir. Yani söylediğimiz, aynı şeydir söylediğimiz. Rum tarafında bu varken ben Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak siz federasyona devam dediniz. Görüşmelere adı federasyon devam. Olacak. Olursa devam. Ama uygulamada baktığımda ne o bana ne ben ona kesin hükmedemeyeceğiz. Tamam mesela. Tamam, o da istemiyor çünkü. Bu konuda anlaştık. O da istemiyor. Anlaştık. Tamam, görüşmeye devam. Kaç sene? Yani o artık bizim kendi yapımızı kaç eşit sene? Düzeye getirme çabalarımıza da bağlıdır. Yani şimdi bunlar bizi itelediği sürece evet. Biz mecburuz. Yani devlet, sen devletçimiz var. Bu devletçimiz yani devlet Amerika yapar. Birleşik Devletleri'nin yapısına geldiğinde atıyorum. Rum tarafı çekecek seni gel sabunları vereyim. Demesin. Diyecek. Ben de istemem eğer o istemezse. E tamam. Ya tamam karşılıksız, benim istatüm yani. Yani bu karşılık olacak bir şeydir Yalçın Bey. Karşılık olacak bir şey. Olmuyor be kardeşim. Vermek istemiyorum. O zaman ya. Olduğu gibi devam edecek. Ben 43 sene göre devam görüşmeye. 43 sene sonraki şartlara göre gene konuşuruz. Hangi şartlar? Şartlar zaten adam temsilciler meclisinde. Şimdi, garantiz anlaşmasını şimdi, ortadan kaldırdıktan sonra karşına şimdi, gelecek zaten dirabezayı tamamıyla unutmayalım dedik. Unutmayalım ki biz tanınmamış bir ülke olsak bile bugün bir çok önemli uluslararası organizasyonlara gayri resmi öde olsa gidip temsil edebiliyoruz. Bunun en güzel, en canlı örneği de geçen haftaki parlamentolar arası birlik toplantısının St. Petersburg'da yapılan
toplantısından. Ne oldu, ne elde ettik yani orada? Çok şey elde ettik. Ne? Orada gayri resmi de olsak vardık. Ne, gözlemci? Ne isterse olsun ne? Hadi. Gözlemci. Bu yıllar içerisinde sen kendini kabul ettirdiğin ölçüde...